Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istediğin. Uğruna savaş vermediysen, ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istedin. Uğruna savaş vermediysen, sanki seni acısını, çilesini abi çekmediyse. Çıkartalım ya şunları. Bir yere kaçacak değiliz. Bekle amca. Neden yaptınız? Neyi? Konuşacağım, oldu mu sana? Yürü. Düzenledi sevgili seyirciler. İstanbul'un adı suçlu özdeşleşmiş Koçova Mahallesi sakinlerinin taktığı isimle Çukur'a düzenlenen huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan kontrollerde daha önce çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamaya göre Koçovalılar olarak bilinen gruba dahil olan daha önce çeşitli suçlardan hapis yatmış 20 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında hakkında
çok az şey bilinen İdris Koçovalı da bulunmakta. İdris Koçovalı adını 1980'lerden itibaren duyurmaya başladı. Şu televizyonun sesini. Sağlarca hapse giren İdris Koçovalı, geçtiğimiz yıllarda yerini oğlu Kahraman Koçovalı'ya bırakmıştı. 2017'de bir cinayete kurban giden Kahraman Koçovalı'nın yerine en küçük oğlunun başa geçtiği söyleniyor. Basından uzak durmayı tercih eden bu kişinin henüz ne adı ne de görüntüsüne ulaşılabilmiş değil. Adı suçlu özdeşleşmiş Koçova Mahallesi, sakinlerinin taktığı isimle Çukur'a düzenlenen huzur operasyonunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan kontrollerde daha önce çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı. Polisten yapılan açıklamaya göre Koçovalılar olarak bilinen gruba dahil olan daha önce çeşitli suçlardan hapis yatmış 20 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların... İdris Baba tutuklanmış. Gel. Sen orada mıydın? Yok abi. Emmi ile yer değiştirdiydik. Ben eve gidiyordum. Beni de almaya kalktılar, kaçtım. Emrah diye yeni bir arkadaşımız var. Bana gözdağı vermeye çalışıyor aklınca. Hikaye o. Ne yapıyoruz? Sen Emmi'ye söyle, haber ver. Biraz daha kalsın şimdilik. Ama her an yer değiştirebilirsiniz, onu da bilsin. Paşa'yı da bir... Şunu alsana içeri gel. Gel kardeşim. Ne oldu oğlum?
Abi paşa kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırdım. Polis mi geldi? Yok abi. Kimse yoktu. Ben buldum. Benim bir haber ver. Yer değişin. Peki fırla. Tamam abi. Kardeş ne oluyor? Yoldan döndüm geldim. Abi herkesi içeri aldılar. Bir biz kaldık. Paşa da kalp krizi geçirmiş. Onun yanına gidiyorum şimdi. Tamam paşaya ben gideyim. Sen babama bir uğra. Yok göstermezler ki. Sen onun da haklısın. Önce bir paşaya gidelim. Önemli. Oradan babama uğrarız. Bir de yeni bir bela çıktı başımıza. Hem tanışmış oluruz. Bir de soracağım. Bu arkadaş kim? Cemil benim adamım. Tanıştıracağım ne zamandır fırsat olmadı. Abi geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah. Kalp krizi geçirdi abi. Bizim hastanede yamaç abi yer değiştirin dedi. Gelmiş miydin sen buraya? Benim ilk gelişim. Yok baba, ben de ilk defa geliyorum. Yeni yapmışlar belli. Tesis güzel ama. Güzel güzel. Baba. Ya memur arkadaşlarla konuşalım. Seni buraya alsınlar. Bir yanlış anlaşılma falan oldu herhalde değil mi? Yok oğlum, yanlışlık. Onu ayırın diye ben söyledim. Sıkıntıdan çenen düşüyormuş sen. Abin öyle söyledi. Abim dedi. Hı. İftira. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu devirde abine bile sırtını dönmeyeceksin ha. Yok ya. Niye oğlum, geçen sefer üç gün beynimi... Yemedim mi? Yazıklar olsun be. Vallahi yazıklar olsun ha. O gün öyle demiyordun ama. Amir Bey. Bizimle derdin ne? Söylemeyecek misin? Efendim. Bizimle diyorum. Derdin. Aldın getirdin. Hı. Bir sebebi olmadı değil mi? Şunu yaptın, bunu üzdün. Var mı bir isnat? İsnat. Ne güzel kelimedir değil mi? Yeniler pek bilmiyorum. Artık çok da kullanılmıyor zaten. Ya bir şey soracağım. Klasik müzik sever misin? Buyur.
Bir umut dedim ya. Ama oğlun dinliyordur. Yamaç oğlu. Kahvede ağlıyormuş. Babam nerede? Diye. Amir. Sen anlat anlat. Ben seni sabaha kadar dinlerim. Vay vay vay. İdris Koçovalı burayı bildiği yerlerden sandı. Arkadaşlar bize bir müsaade edin. Tekin. Ne yapmaya çalışıyor bu Emre Amir ya? Anlamadım ki abi. Emniyette yapılacak iş mi bu? Başı belaya girecek bu gidişle ha. Çıtırtı mı var? Durdursana şunu! Durdursana şunu! Amir! Ya sağlandır oğlum! Bıraksana lan! Evlatlar! Kemal! Bırak oğlum. Amir. Hmm. Belli ki bilmiyorsun. Dayak bize ana sütü gibidir. Yemesini de biliriz. Zamanı geldiğinde atmasını da. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Benim sana söyleyeceklerim bitti. Nefis, nefis. Nefis. Çok sevdim ben bu mahalleyi. Çok iyi anlaşacağız, çok. Hadi, 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 hadi. Kemal. Babam. Nasılsın oğlum? İyiyim ba. İyiyim. Faça sağlam. Bana yeter. Herifin beyni kulağından aktı hala faça diyor ya. Kardeş beni de alsana şunun yanına iki tane de ben çakayım. Azıcık da ben döveyim. Kendim. Sena. Hayat çok acayip. Ne oldu? Sizinle sürekli kavga ediyorduk. Benim bir adım var diye. Şimdi siz bana Sena diyorsunuz. Benim kalkıp halay çekmem falan gerekiyor. İsimler, kavgalar. Ne kadar anlamsız aslında. Sana bir şey olmuş. Hadi anlat. Bir şey yok. Sena, ben senin de bir annen sayılırım. Yamaç.
iyiydi. Kurban olayım iyiydi. İyi. Atlatmış. İdris. İdris'in haberi var mı? Peki söylemedi mi? Babamları polis aldı Emre. Herkesle birlikte. Herkes? Nasıl herkes? Yani işte sen, ben, Yamaç. Bir de Paşa. Paşa'yı da sayma işte zaten. Görebiliyor muyuz? Yoğun bakımda almıyorlar. Ama çıkınca haber verecekler. Merak etme. Ne yapıyoruz? Sen burada kal istersen. Paşa'm yanında. Olmaz. Olmaz. Vaziyeti öğrenince çok kızar bana. Ortalık yandı, yıkıldı. Sen oturdun, benim başımda mı bekledin der. Sıfatına tüküreyim senin der. Ben biliyorum malımı. Olmaz öyle şey. Söyleyin. Hadi ne yapıyoruz? Ben içerideyim. Seslen hemen gelir. Sizin hiç hayatınızda ne diyeceğinize, ne giyeceğinize karışan biri. Yani sadece o da değil, her şeye. Ne zaman kalkacağınıza, bir bardak suyu kaç yudumda içeceğinize. İdris'i diyorsan hayır. Öyle bir adam olsaydı ben bir saniye bile yanında durmazdım. Hoş durdum da ne oldu? Ama sana bunu yapan bir adam varsa bir saniye bile yanında durma. Yamaç da olsa. Yok öyle bir şey değil. Kusura bakmayın, başınızı şişirdim sizin de. Anlatması zor bir durum benim için. Ama teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Uyandın mı bebe? Hadi kalk, kahvaltı hazır. Kimsiniz, nasılsınız? Görmüyor musun lan kafaları? Yamaç abi mi? Aldık seni. Ölmekten beter edin dedi. Gideceğiz. Kimsiniz, nasılsınız? Esas sen kimsin lan? Sen kim? Paşa öldürmek kim? Beyinsiz. Medet'im lan ben. Vartolu Saadettin'in sağ koluyum. Var mı lan? Vartolu öldü lan. Vartolu kalmamış. Medet mi kalır lan? Allah Allah. Hayırdır Yamaç? Ne oldu? Bir şey yok. Dejavu oldum. Elinden geleni ardına koyma. Madem ki sen beni terk edeceksin. Elinden geleni ardına koyma. Sen beni duman duman alev alev yaksan bile, sen beni dertten derde, yerden yere vursan bile, ben sana boyun eğmem, af dilemem. Dostum nasılsın? İyiyim amirim, sen nasılsın? Selim Bey. Güzel. İdris, Selim, Yamaç. Bir cumali kaldı. Onun da acelesi yok zaten. O sabit. Biliyorum Yamaç'cığım. Baban sana masal okumadan uyuyamıyorsun. Ama bu gece benim misafirim. Yatak bile yaptım ona. Vallahi. Yarın geleceksin artık.
Onun için gelmedim, senin için geldim. Beni özleyeceğini biliyordum. Eğlenceli adamımdır lan ben. Yeni gelmişsin. İstanbul'u hiç bilmiyorsun belli. Bana söyleseydin ben seni gezdirirdim. Sultanahmet, Dolmabahçe filan. Bunlara gerek yoktu. Kendim keşfetmeyi seviyorum diyelim. Peki. Sen bilirsin. Yamaç. Ben polisim. Biliyorsun değil mi? Sen sadece polis değilsin. Emrah amirisin. Kim peki oğlum bu herif? Yalnız herif normal değil ha. Çukur bizi yalnız bırakmaz. Bırakmadı zaten emmi. Bırakmadı. Sağ olsunlar.
haberlerin ben miyim nedeni? Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para. Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara. İllegal çarelerle gel yanıma. Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz dünyada. O zaman ver şişeyi. Dünyadan hızlı döndüm, gezegenler kusar seni. Elimde hiç olmayan nedenler var, çekil geri. Bak film çekilir gibi, bak film çekilip benim. Kulak versen onların sesine. Karamsarlık zannettiğin lanet, farkındalık neyse. Döndü ışıklarım kırmızıdan yeşile. Dinle sakın düşme dostum ışıklarım peşine. Güzel, güzel, çok güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Nasılsın? Nasıl olayım amirim? Ben senden özür dilerim. Eşeklik ettim. Kafam başka yerdeydi. Bir arkadaşa sinirlendim. Ya bir eleman var. Dün geldi. Elinden geleni ardına koyma dedi bana. Bana dedi. Ben de tüm acısını, sinirini senden çıkardım. Ayıp ettim. Affet. Amirim sağ olasın. Önce biraz üzdün ama gönlümüzü almayı başardın. Sağ olasın. Yanında mı Anita? Yanımda. Gittin mi işte görün? Gitmedim abi. Ben 3 yıl görev yaptım.
Dünyanın en güzel yeridir. Koysalar seni oraya, bir daha gelmek istemezsin. Keşke almasalar lan beni buradan dersin. Vay anasını sayın seyirciler. E çılgın atmış buralar. Şekerim günaydın. Hırsızlık mı bunların hepsi? Bahçedekiler dahil hepsi. Nasıl anladın abi? Benim arabaya git, yanına da birini al. Bagajı aç anlarsın. Fırla. Gelsene benimle. Pavyonlarda kavga çıkmış abi. Hangi pavyonlarda? Yani bizim bölgedeki bütün pavyonlarda diyeyim. Birimlerde yer kalmamış. Burayı da doldurmuşlar işte. Geldiğinde ben sana soruyor muyum niye geldin diye? Sormazsın ki. Ben gelince havalara uçuyorsun çünkü. Allah Allah. Ne, yalan mı? Seni öldürürüm it. İt seni öldürürüm. Ya Sena! Öldürürüm seni! Aa. Öldürürüm. Yamaç yapma şunu. Yamaç korkutma beni. Ya! Bari sen korkutma. Bak bakayım bana. Bakmayacağım. Her şey yolunda mı? İyiyim ben. Kaç gündür duş almıyorsun ya? Gittiğinden beri bekar öğrencilere benzemişsin. Yürü duşa çabuk. Kalk. Kalk. Kalk dedim sana. Yalnız. Hı. Ben o duşa seni sokarım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum evet ama hadi. Konuşmak istiyorum. Annenin morali düzeldi ama bu sefer benimki pek iyi değil. Farkındayım. Ne oldu? Abim gelmiş. İstanbul'a yani dün gece karşılaştık. Güzel. Ne zaman tanıştıracaksın bizi?
onu diyecektim ben de. Çok kısa konuştuk canım. Ben gideyim konuşayım onunla. Seni daha bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, garip bir evliliğimiz var. Ama biz evliyiz. Gidip abinden seni istemeyeceğim, biliyorsun değil mi? O anlamda demedim. Biraz farklıdır o. O yüzden dedim yani ben gidip konuşayım diye. Anladım, tamam sen bilirsin. Ama bana haber ver, olur mu? Başında bir bela var. O sıra unutmayayım abini yani, ayıp olmasın adama. Bela derken? Emrah diyebilirim. Bizimkileri aldık gece. Babam dahil, herkes. Aklınıza gözdağı vermeye çalışıyorum. Her şeyi sakin sakin yapmaya çalışıyorum ama... damarıma basıyor herif. Bastığının da farkında. Duyuyor musun beni? Sena! Kimsin lan sen? Cevap ver oğlum, kimsin sen? Neredesin ben? Neredesin? Sen kimse değilsin. Yamaç abi istese sen şu an nefes aldırmaz. Biliyorsun. Ne yaptın lan? Ha? Köpek! Paşamızı öldürmeye kalkmak ne demek lan? Sen gitsin. Sen hiçbir şeysin. Ah benim kuzum. Tane, ne oldu sana? Çok kötüydü sesin. Dedim çok fena bir şey olmuş. Neden kimse yok Yıldız? Her yer bomboş. Kim var kim yok aldı polis. Tanıdığım bildiğin herkesi götürdü. Benim yüzümden. Ne demek bu şimdi? Yardım et bana. Annem benim. Ne
Ne oldu? Abi kusura bakma. Askerlikte yapıştı bu ona. Düzelteceğim ama düzelteceğim. Ay yok ben... Sen bildiğin gibi ya ben ona takılmıyorum. Ne bileyim sen öyle bakınca... Farkında değilim baktım ama ben başka bir şey düşünüyordum o sırada. Ne düşünüyordun ki? Bir insanı neden severiz canım? Bir fikrin var mı? Aşkı durumlardan mı bahsediyoruz? Bilmem. Bilmem ki ben hiç aşık olmadım. Güzeldir, ondan mı? Ama her güzele de aşık olmazsın. O zaman önüme gelen mankene aşık olurdum mesela. Sahip olmak istersin. O benim olsun. Hep yanımda dursun. Senin olmazsa? O zaman Leyla ile Mecnun. Ya da yasaktır mesela. Olacak iş değildir yani. Ama illa istersin. Ne bileyim abi. Dedim ya ben hiç aşık olmadım. Ne yapıyoruz? Var mı bugün bir plan? Ben yama çalacağım. Emniyete gideceğiz. Senlik bir durum yok. Serbestsin bugün. İyi tamam. Ben de eve gideyim. Üstümü değiştireyim falan. Telefonum açık zaten. Aradığından zıplarım. Tamam sen anahtarı al. Ben şuradan taksiyle giderim. Evin önünde bir sürü boş araba var zaten. Yok abi ben hallederim. Al dedim Cemil. Uzatma. Kim peki bu? Eski kırım falan mı? Yok 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 hayır. Yani... Böyle insanlar için senin kim olduğunun bir önemi yoktur aslında. Akraban, dostun, arkadaşın. Sen de bir şey görür ve üstüne gider. Ya belki sen de görmüşsündür daha önce. Arıyor Yıldız. Arıyor biliyorum, hissediyorum. Tamam sakin ol. Şimdi aç telefonu, yüz yüze konuşmak istediğini söyle. Yıldız. Tamam, aç sen bir dakika. Can nasılsın? Ben görüşmek istiyorum. Yüz yüze. Arayacağım seni. Şu saatte şurada diye. Bir tanem benim. Selim Bey, nasılsınız? Beyefendi, Baykal Bey, siz ne yapıyorsunuz? Aslında çok vaktim yok ama 5 dakika oturayım. Ne oldu Selim Bey, gerildiniz? Biz bunu bu şekilde... Neden? Biz birbirimizi tanımıyor muyuz? İki saygın iş adamı oturmuş iş konuşuyor. Bunda ne gariplik var? Haberleri aldım, haberleri aldım. Bütün Türkiye ile birlikte, televizyondan. Aslında ben böyle şeyleri hiç sevmem. Çünkü bütün haberleri önce ben alırım. Ama bu seferlik sorun yok. Çünkü çok eğleniyorum. Çok gülüyorum halinize. Emrah diye biri. Siz mi gönderdiniz?
Hayır. Emrah diye birini tanımıyorum. Namını duydum ama henüz tanışma fırsatım olmadı. Beyefendi benimle oynamayın. Gerçekten tanımıyorum diyorum Selim. Ama işleri fark etmeden tam da istediğim noktaya getirdi. Ona bir hediye yollayacağım. Selim, sence ne göndereyim? Hı? Buradasın. Gelmedin diye çok korkmuştum. Başka çarem yok ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen niye böyle zahmet ettin ki? Birini gönderirdim ben. Ha yok, şey öyle kendime iş yarattım. Ya ev temiz aslında. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Hayır yok, ben çıkacağım üstümü değiştirip. Ay yok canım, olur mu öyle aç aç? Sen üstünü değiştir, ben iki dakikaya hazırlarım. Peki. Bak, sana bir itirafta bulunacağım. Bu planı ben yapmadım, sen yaptın. Batolu şayet kendini öldürtmeseydi her şey senin istediğin gibi gidiyordu. Evet, Yamaç geldi karşıma oturdu, beni sinirlendirdi. Ama ben sakinledim. İş bu. Riskleri var. Devam ettik. Ta ki Bartolu ölünceye kadar. Ama artık oyun değişti. Her şey o kadar güzel ki. Her şey o kadar uygun bir zamanda ki. İdris Koçovalı içeride. İstersen onu içeride uzun süre tutabilirim. Her şey senin bir hamlene bakıyor. Evet. Evet demene bakıyor. Yamaç gidecek. Bir anda herkes senin göz bebeğinin içine bakacak. Patron sen olacaksın. Hı? Tamam. Yarı yarıya. Bak, sadece sana değil, kızının, torunlarının, torunlarının torunlarına yetecek kadar büyük bir paradan söz ediyorum Selim. Geç işin başına, çukuru boşalt, sonra arkana yaslan, gerisini bana bırak. He? Çukuru neden bu kadar çok istiyorsunuz? Yani heba olan, boşa giden potansiyellerden nefret ediyorum. Çukurda 1,5 milyar dolar öylece yatıyor. Boşu boşuna. Neden istiyorsunuz? Derdiniz para değil. Torunlarınızın torunlarına yetecek paranız şu anda var sizin. Yumurtayı göz seversin dediydim ama. Yo, çok güzel. Benim iştahım yok biraz. Yoksa çok güzel yani. Ne yapıyor? Ne yapsın? Koşturuyor. Babasını almış polis. Edris amcayı. Onunla uğraşıyor. Beni hiç sormadı değil mi? Kafası dolu ya, ondandır. Sen de bahsedemedin tabii. Edemedim vallahi.
Yalan yok. Bak, burası senin evin. Tamam mı? Karışanın görüşenin olmaz. Belki biraz sıkılırsın ama çık gez dolaş yani. Vallahi hiç içimden gelmiyor. Ben evdeyken pencerelerden çekilmezdim hiç. Böyle bir fırsatını bulayım da işte azıcık gezeyim falan diye. Şimdi karışanım yok ama çıkamıyorum. Cemil. Ya ne olur bir fırsatını bul da konuş Selim'le. Ya ben öyle yapamayacağım. Artık ne dese kabul. Neden? Neden Selim? Peki öyle. Baban, ben bu işe yeni başladığımda beni küçük düşürdü. Hem de babamın gözünün önünde. İşte o andan sonra intikamımı al... Çok özür dilerim. Daha fazla devam edemeyeceğim bir saniye. Her şeyin senin anlayabileceğin bir hikayesi olması gerekmiyor Selim. Bazı şeyler seni aşar. Çukuru sadece ben mi istiyorum sanıyorsun? Benim kulübümdeki herkesin gözü çukurda. Herkes istiyor orayı. Ama ona bir kişi sahip olacak. O da ben olacağım. Seninle ya da sensiz. Yamaç abinin karşısına çıkaracağız lan seni. Aptal diyeceksin. Söyle lan. Ne istiyorsun? Medet'i bulamıyoruz. Her yere baktım. Siz mi aldınız? Peki biz aldık. Ne olacak? Abi sordum sadece. Kaçtıysa en azından onu da bileyim diye. Yaşadık, oynadın. Tamam, bitti. Git evine. Öp ananın elini. Otur oturduğun yerde. Medet'miş. Medet mi? Medet kim? Ne yapayım? Ya biz... Allah Allah. Adam ölümden dönmüş ettiği lafa bak yani.
Bana çarpan o kamyonun plakasını alabildiniz mi? Estağfurullah ya. Valla delisin sen ha. Vallahi deli. Ben de onu haşat ettim ama çok fena dövdüm. Kızım, yavşunu neyle uyuttuysanız versenize biraz daha. Rahat durmuyor yani. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hiçbir şey hatırlamıyorum emmi. Normal be. Kalp krizi geçirdin onu. Uyuttu biraz doktorlar. Şimdi iyisin ama. Maşallah iyisin. Çenem bile açıldı yani. Bir tek sen mi geldin? Polis topladı çukurda herkesi. Gelecek kimse kalmadı ki. İdris. İdris de dahil. Bir tek sen, ben, Selim, Yamaç. Bunlar da emniyete gittiler şimdi. Gelirler birazdan. Yamaç Bey. Hüseyin ben. Sizinle tanışamadık ama İdris Baba benim de babamdır. Tövbe. Baba derken? O hepimizin babasıdır. Bizi o okuttu. Kimse bilmez. Hepimiz çukurdaydık. Onun sayesinde avukat olduk. Zamanında bize çok yardımcı oldu. Şimdi biz de ona bir nebze yardımcı olabilirsek. Çok pardon. Gel kardeşim gel. Sen bize liderlik et gel. Estağfurullah. Memur bey bakar mısınız? İdris Koçovalı'yı görmeye geldik. Ben avukatıyım. Onlar da oğulları. Tamam, girebilirsiniz. Eyvallah. Teşekkürler. Rica ederim. Abi, yiyecek bir şeyler mi alsaydık? Yok, ayarlamışlardır onu da. Paşa'yı söyleyecek miyiz? Yok. Çıksın ondan sonra. Evlatlar gelmiş, evlatlar. Geldik de bence biz dönelim abi, bizi çağırmadan. Aman abi, gözünü seveyim. Sıkıntıdan abi, sıkıntı büyük. Nedir durum? Avukat kızların oğulların geldi. İyi olmamış. Neden baba? Yardım etmeye gelmişler işte. Yok be oğlum. Ben hepsine zamanında söyledim teker teker. Bana borcunuz yok dedim oğlum ya. İşinize, gücünüze, ekmeğinize bakın dedim. Gerek yoktu. Baba, sevdiklerinden, sevdiklerinden. Bırak insanlar sana sevgilerini göstersinler. İyi madem. E peki, çıkıyor muyuz yani şimdi? İşte çalışıyorlar. Ama isterse daha tutabilir tabii sizi. Tutar tabii. Onun canına minnet oğlum. İsterse hiç bırakmaz, ona kalsın. İkna edilmesi lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz işte.
Çocuklar, çocuklar. Vallahi işim artıyorsunuz beni ya. Gece burada, gündüz burada. Sizi de yoruyoruz böyle ama. Kusura bakmayın. Bırak artık insanları. Mesajını aldık, tamam. Daha neyi zorluyorsun? Almadın sen benim mesajımı falan. Ben çukuru temizlemeye geldim. Klorak dökeceğim kafanızdan aşağı, öyle düşünün. İzmirli misin sen? Sana ne? Okumaya başladım. Görüyor musun abi? Hadi gidelim. Daha bahçede doğum günü pastası keseceğiz. Doğru. Siz burada mısınız? Yoksa gelecek misiniz amirim? Misafirler kapıya kadar. Sürpriz. Muhittin abi bayağı bildiğin sihir yapmış oğlum. Çuvalaları alırım, çukuru bitiririm diye düşündüm. Sen bizi anlamadın. Çukuru sadece bir mahalle olarak görüyorsun ya. Ben ona üzülüyorum amirim. Çukur sadece bir mahalle değil. Ev. İçinde ailesiyle yaşayan bir ev. Hırlısı, hırsızı, sarhoşu, etini satanı, kopmuşu. Evet. Manyak bir aileyiz. Ama aileyiz. Yok, tutamıyorum ben kendimi. Hadi gidelim abi. Zaten birazdan buralar kalabalıklaşır. Abi, müdür yardımcısı aradı. Çok sinirliydi, hemen gelsin dedi. De. Efendim? Yarım saat sonra senin evin oradaki kafede olur. İşim var, onu halledip geleceğim ben, tamam? Paşa'nın yanına geçiyorum ben. Tamam. Beyefendi, şimdi iyi dinleyin beni. Yamaç'a dokunmayacaksınız. Anladınız mı? Yamaç'a dokunmayacaksınız. Lan Selim ha. Sen beni hiçbir zaman anlayamayacaksın. Oyuna girmek istemiyorsun ama ben seni zorla sokmasını bilirim. Baksana. O öbür meseleden haber var mı? Çalışıyorlar üstünde beyefendi. Hani kıramadılar mı hala? Ha? Yani ellerini çabuk tutsunlar biraz. Pardon abi. Thank you.
Davet işim var. Ama geleceğim. Her zaman bekleriz. Kızma ama sordum söylemedin. Sevgilin değil. Kim bu adam? Abi. Üvey abi. Üvey dememden hoşlanmaz. Abi. Nasıl yani? Hayır, 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 hayır. Ne düşündüğünü biliyorum. Böyle taciz, tecavüz gibi bir şey değil. Bu kontrol manyaklığı. 7 yaşında falan da 17'ye kadar böyle sürdü. Sırf o istedi diye ikinci kattan aşağı atladım. Bacağım kırıldı. Evde kimse yok. Sonra ben izin verene kadar ağlamayacaksın dedi. Ağlamadım ben de. Sonra acıdan bayılmışım. Babam bulmuş beni. Hastaneye götürmüş. Sonra uyandığımda ne olduğunu sordu. Ben de ayağım kaydı dedim. Söylemedim ne oldu. Hayvan herif. Hayvan. Sen merak etme. Ben buradayım. Ben bir gideyim bakayım kimmiş değilmiş. Benden kaçmaz merak etme. Hoş uyan. Neredesin? Canım. Bir duble çay alabilir miyim ben? Lütfen. Hanımefendi evliyim. Değilsiniz. Yüzük izi. Takmıyor olamaz mıyım? Yüzük parmağınızı inceltirdi. İnceltmemiş. Bayılırım bu oyuna. Çok güzel başladık. Çalışılmış gülümseme. Ama yorgun bir yüz. Gözlerin altı şiş. Çok uyumaya fırsat bulamamışsın. Geceleri çalışıyoruz. Gündüzleri uyuyoruz. Normalde. Ama bugün farklı. Gülüşe dönelim. Erkeklerin görmek isteyeceği türden. Çapkın. Ama korunaklı. Paralı çalışıyoruz. Ya da kons. Yok paralı değil. Konsomatris. Uykusuzsun çünkü bunu yapmak zorundaydın. Biri için. Değer verdiğin biri için. Konsları insan sarrafıdır ya normalde. Beni okuyacaktın. Asıl enteresan olan ne biliyor musun? Sen değilsin. Sinan'ın seninle arkadaşlık yapması enteresan. Şimdi sen git. Sena gelsin.
gitme. Bu adam çok kötü bir adam Sena. Sakın gitme. Özür dilerim. Seni durdurmalıydım. Benim çocukluğum onunla geçti. Merak etme. Ben dayanıklıyım. Sena, gitme gözünü seveyim. Sen kimseye bir şey anlatma. Ben hallederim. Umarım. Berbat bir gündü benim için ya. Önce telefon. Sonra arkadaşın. Kontrol edemedim kendimi. Sen? Yaşlandım ben kızım. Eskisi gibi değilim. Doğu. Güneydoğu. Ağırdı. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sana tek bir şey söylemek için geldim. Git diyeceksin. Bir dinle lütfen. Bak Sena. Ben seninle barışamazsam Mehmet Ali babayla da barışamayacağım. Yüzü de anneyle de barışamayacağım. Ya ben senin yüzünden onları göremiyorum ya. Aileden yürürüm mü dedin? Gerçekten yaşlanmış olabilir misin acaba? Söyledim sana kızım. Yaşlandım artık. Sen yaşlanmazsın. Köpek balıkları gibisin. Kanın kokusunu aldığında her şey biter. Evet. Yaralarımı iyileştiremedim. Ama artık daha dipteler. Benim kanımın kokusunu alamazsın. Uğraşma. Bir de Çukur'la da uğraşma. Sen benim ailemi elimden aldın. Ama artık benim 3 ailem var. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ve onların hiçbiri senin gibi üvey de değil. Bana çocukken söyletmezdin. Ama artık söylüyorum. Benim artık kalabalık bir ailem var. Uğraşma onlarla. Git buradan. İkimizi de kurtar. Git. Abi. İdris Bey'in alındığını duydum. Nereden duydun? Gazeteciyim ya ben. Peki. Mahalleye gittim. Üzerine de paşanın haberini aldım. Kimden aldın? Kaynaklarım var da ne oluyor? Yani şu an bayağı nefret ediyorsun benden. Babamın hayatını kurtardın, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Kendini tehlikeye attın. Yani öyle olmadı diye umuyorum. Çünkü hatırlarsan ben çarşafın altında beklemiştim. Ağzımda ne işim var? Bilmiyorsun. Haberim bile yok.
Yavaşım. Selamın aleyküm. Buyurun, hoş geldiniz. Amca, senin kalfa nerede? Kalfam yok ki benim. Anladım. 2 saat önce bir çocuk vardı burada. Yok evlat, bir ben varım gördüğün gibi. Bankaya gitmiştim, biri mi girdi ki? Çok güzel oyun kuruyorsunuz. Seviyorum sizi. Ama hepinizle oynayacağım. Hepinizle tek tek oynayacağım. Kolay gelsin. Ne söyleyeceksen çabuk söyle, işim gücüm var benim. Ayrıca ayağına kadar getirttin, bunu da atladığımı zannetme. Krigov, mahfazasına adınızın ve soyadınızın baş harfleri işlendi. Doğum günün kutlu olsun baba. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Çık kızım. Çıksana! Sen gerizekalı mısın Nazım? Ha? Benim hayatım hakkında kimse bir şey bilmez. Baba, aramızda... Ne aramızda lan, ne aramızda? Şu anda sekreterim benim doğum günümü biliyor. Akşam sokakta biri alsa onu, her şeyi konuşacak. Özür dilerim baba. Hala baba diyor ya. Hala baba diyor. Bak, o kapıyı zorlamaktan vazgeç. Çünkü asla oradan içeri giremeyeceksin. Benim çocuğum yok. Ben Baykal'ım. Başka da hiçbir şey yok. Var. İnsanların zaaflarıyla oynamayı çok iyi bilen bir adam bu. Nazım, hiç öyle görünmüyor ki. Yok, onun üstü. Kendini beyefendi dedirten bir yavşak. Pardon. Özür dilerim. O işte. Onu bilmiyorum. Ama ben bunu Nazım'ın yanına bırakmam. Hop. Orada duracaksın. Kesinlikle karışmayacaksın. Kesinlikle. Bana bırakacaksın. Sena'yla uğraşıyorum, bir de seninle uğraşamam. Hem senin çok da önemli bir işin var. Emmi? Gel benim. Emrah. Tekin. Aliçoğum. Ali. Aliçoğum.
Hale kötü biri değil. Bilmiyormuş ne yaptı. Kötü değil mi? Değil. Hale iyi mi? İyi. Hale iyi. İyi. Ve dans ederken görülenler deli sanıldı. Müziği duyamayanlar tarafından. Nereden geldi aklına? O öğretti. Aliço. Ben gidiyorum. Ama geri geleceğim. Görüşürüz Aliço'm. Heyecanım, heyecanım yok. Heyecanım, heyecanım yok. Heyecanım, heyecanım yok. Heyecanım, heyecanım yok. Söylediğimi yapacaksın değil mi? Beni zor durumda bırakmayacaksın. Hangi konuda? Çok iyi biliyorsun hangi konuda olduğunu. Nazım. Ha, onu diyorsun. Bir şey yapmayacağım, uzak duracağım. Ya zaten bana bir bak. Ben ne yapabilirim ki? Ben basit bir gazeteci kızım. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Nazım. Senin canını okuyacağım Nazım. Canını okuyacağım. Arkadaşlar sakin olun. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar sakin olun. Beyefendiniz sizi yukarı kata gönderdi. Yardımcı olmadılar mı orada? Tamam, herkese tek tek yardımcı olacağız. Ama lütfen rica ediyorum, sıralı bir şekilde geçersin. Daha düzgün bir şekilde ben size yardımcı olacağım. Gaz için gelenler sağ tarafa geçsin. Hırsızlık için gelenler sol tarafa. Lütfen. Lütfen herkes sakin olsun. Bir dakika. Emrah. Karşıma git. Gel. Buyurun benim. Evladım sen kendini ne zannediyorsun? Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Kim verdi sana bu yetki? Yediğin alttan haberin var mı? Sistemi kilitledin sistemi. Koskoca sistem kilitlendi. Ben görevimi yaptım müdürüm. Bana çukuru temizleyeceksin dendi. Ben de ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Bak sana kimse görevini yapmıyorsun ya da yapma demiyor. Anladın mı? Ama her işin bir usulü, bir kuralı var. Nezarette adam dövdürmek de ne demek? He? Dengeleri gözetmelisin. Yoksa buradaki işin çok kısa sürer, haberin olsun. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüzünüzü gören cennettik vallahi. Vallahi başımız çok kalabalık İdris Bey. Oğlumuz karnavala çevirdi burayı. Estağfurullah müdürüm. Müdürüm durumumuzu görüyorsun. Bir suçumuz olsa boynumuz kıldan ince. Amenna. Kesin kafamızı ama o da yok. Anladım anladım. Zaten bir yanlış anlaşılmamış. Çıkabilirsiniz. Aç ol. Eyvallah. Sağ ol müdür bey. Evlatlar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çıkıyoruz bakalım. Ama önce kebapçı. Sonra çukura. Hadi bakalım. Allah büyüksün. Sevgilim. Aşkım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Abi eyvallah.
Babam! Oğlum, oğlum hoş geldin. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Nasıl olayım ya? İşte yaşlanıyorum. Ha? Yeme beni, hepimizi cebinden çıkarırsın sen. Alıyor musun hala o embriyonik zımbırtıyı? Ha, alıyorum, alıyorum da artık o kadar kolay bulunmuyor. Bir de yani işe yarıyor mu, yaramıyor mu ondan da pek emin değilim, biliyor musun? Her neyse, şimdi sen beni bırak da nasıl geçti ilk günün onu anlat. Şahane. Müdür yardımcısından fırça yiyerek bitirdim mesaiyi, öyle düşün. Yapma ya. Elimi kolumu bağladı. İdris'i, adamlarını, hepsini serbest bıraktı. Ben mal gibi kaldım orada. Baba, ben İstanbul'a niye geldim? Senin için geldim. Senin istediğin şeyi yapmak için geldim. Bana ne İstanbul'dan ya? Benim ne işim olur Çukur'da? Ama böyle giderse o yamaçla kahvede pişpirik oynarız, ben sana söyleyeyim. Tamam, sakin ol, sakin ol. Bunların hepsini ben halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Sen biraz şimdi geri dur. Tamam, fırsatını kolla. Ya bunlar orayı İstanbul'un ortasında başka bir ülke zannediyorlar, biliyor musun? Ya o kadar rahatlar. Biraz kurcalasan yeter. Hem müşterin ses çıkarmaz, hem de biz işimizi yapmış oluruz. He? Tamam. Yedi yaşından beri benim yanımda değilsin ama sanki bir gün bile ayrılmadım benden, biliyor musun? Tamam, seni ben yetiştirmiş olmayabilirim ama benim tornamdan çıkmış gibisin. Ya sen benim oğlumsun, oğlumsun. Gurur duyuyorum senin. Bak, o çukuru neden istiyorum biliyor musun? Sana hediye etmek için. O yüzden git ve hediyeni al. Ha? Ne zaman çıkarım doktor? Bugün çıkar mıyım? Sağ olun doktor bey. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir iğne yapacakmış. Ondan sonra çıkarmışsın, tamam. Kalp krizi geçirdin adam. Dalga mı geçiyorsun sen ya? İşim var benim, onda. Ne işin var? Söyle, ben yapayım. Yok, ben halledeceğim. Özel mesele. İdris niye çıkmıyor hala? Kaç saat oldu? Paşa, bir rahat dur. Kurban olayım, bir rahat dur. Tamam, sustum, tamam. Ama o gelmezse benim ona gitmem lazım. Yine aynı mesele, değil mi? Değil. Gibi yani. Sorsana, arasana bir. Sen kaç kere girdin hayatında nezarette telefonla? Omzumu cebine koydum. Ha Mekin. Alo emmi, kusura bakma. Nöbet değiştiriyorduk ya, ben de karnımı doyuruyordum arada. O olmayınca açtık filan. Tamam, tamam ama hallediyorum ben şimdi. Benim bir işim var. Halledip geleceğim. Hayrola? Sen söylüyor musun? Ben de söylemiyorum. Heh, o kadar. Ha, dikkat et kendine. Selamünaleyküm. Oh be. Oh be.
Görüyorsun değil mi? Şerefsizi. Nasıl bırakıp gitti beni? Ayıp ediyorsun babacığım. Biz ne diyeceğiz burada? Geçmiş olsun paşam. Sağ olasın Muhittin, sağ olasın. Nedir durum vaziyet? Abi herkes aldılar ya. Bildiğin gibi değil. Tas kafalar, çatı bebeleri. Koca bildiğin alt üst yani. Nitin teki geldi mahalleyi sildi süpürdü. O cevabını verdik evvelallah. Seni bilerek aramadım. Sen ararsın diye. Ne oldu sabah? Bir şey olmadı. Yani sabah olmadı. Babam biraz rahatsız galiba. Allah Allah. Geçen gün konuştuk. Ses tatsız gibiydi. Yani sanki bir şey var da bana söylemiyorlar gibi. Tamam. Hemen aldırayım biletimi git. Ben de onun için geldim. Aldım zaten. Birkaç gün. En azından içim rahat edene kadar. Tamam yani ben de gelmek isterdim de burayı bırakamıyorum biliyorsun. Ben bir gideyim öğreneyim. Sana haber veririm sevgilim olur mu? Hem burası da belli olur o zamana kadar. Ama beni haberdar et. Aklım kalmasın. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et olur mu? Niye öyle dedin? Neyi? Fena. Yok öyle. Her zamanki gibi. Şimdi seni burada öperdim ama öpemiyorum. Ceza keserler. Kardeş, hadi geçmiş olsun. Saldılar. Mahallede misin? Yok, sen? Hastanedeyim ben de. Ama geçeceğim. Geçmiş olsun abi. Sana da, hepimize. Allah razı olsun abi. Ölecektim yoksa. Afiyet olsun. Var mı durumda bir değişiklik? Yok, aynı. Yoruldun mu? Değişelim mi? İster misin? Yok abi, senin işin var. Ben devam ederim, sıkıntı yok. Tamam. İki tane daha var bunun içinde. Biterse kumanyan, haber ver, getireyim ben. Tamam abi. Hadi dikkat et. Abi, başıma geçmiş olsun dileklerimi ilet. Müsaade var mı Nazım Bey? Ah, burası sizin beyefendi. Müsaadeye ihtiyacınız mı var? Ne kadar güzel bir yer burası böyle. Çok güzel dekore etmişsin. Zevkli. Yani kendi içinde zevkli. Bak, adını ben koydum. Benden oldun, evet. Ama bu seni benim varisim yapmaz. Seni bana herkesten daha yakın yapar, doğru. Ben seni sevmiyor değilim Nazım. Ben hata sevmiyorum. Bu da benim hatam. Belki de hayattaki tek hatam hatta.
Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Beğenmenize sevindim. Birazdan Selim gelecek. Son kez yüz yüze konuşmaya çağırdım onu. A planı öldü. Sıra B planının son hamlesinde. O da olmazsa C planı. O da olmazsa D planı. Bak benden sana... bir baba tavsiyesi. Değişkenler olduğunu her zaman hesap et. Elinde hep birden fazla planın olsun. Gerekmezse ne âlâ. Ama her zaman gerekecektir. İmalathaneyi bastılar demedin mi oğlum? Çıkış yolu kalmadı, kaçmıştır. Ben de öyle düşündüm. Odasına girdim. Çekmecelerde balya balya para duruyor öylece. Kaçacak olsan onları da almaz mısın be abi? Ne diyorsun? Bilmiyorum. Ama bu iyi değil abi. Bir şey var, ben sana söyleyeyim. Medet, sen nesin? Aptalım. Abim olmadan hiç... Kuşmak. Kuşmak. Yeter. Tamamdır. Çözüldü. Tamam. Beyefendi, öbür mesele tamamdır. Hazırlar. Çok güzel, çok güzel. Hele bir Selim gelsin de... o elindekini arabaya bırakabilirsin. Yamaç abi, buradayız. Emrin yeter. Biliyorum keçi. Biliyorum. Ne hayat oğlum, Yamaç abi geliyor. Abi, çayımız hazır. Eyvallah kardeşim, sonra içeriz. Hoş geldin abi. Siz hoş geldiniz Metin. Hoş geldin abi. Ne oldu? Hapishaneye tır mı girdi? Yok abi. Baba dur dedi, durduk. Yoksa... Anne. Ben de. Babam. Neredesin oğlum sen? Vatandaş ders anlatacak. Sen yoksun. Ben hastanedeyim. Bizim hastanemiş. İyi insan nasıl lafının üstüne geliyor, görüyor musun Nazım? Sakin. Ya da iti an çomağı hazırla mı demeliyim, ne demeliyim bir türlü bilemedim. Hı? Vaktim az. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen anlamadın.
Sakın, sakın. Bak, bu attığın tokat için ileride bana teşekkür edeceksin. Şimdi korumanı al ve doğruca şehir dışına çık. Hayır, ben sana seçenek sunmadım Selim. Dediğimi yapacaksın. Hani sen böyle elini kolunu salladığını sanıyorsun ya. Bir daha düşün bakalım. O ipler benim elimde. Seni ben oynatıyorum. İki dakika boş bıraktım. Neler olmuş neler. Millet işten kaytarmanın yolunu bulmuş. Nasılsın? Geçmiş olsun. Korkutmuşsun herkesi. Abartmışlar. Yarın çıkıyorum. Abi bırak bu ayakları ya. Ölümden dönmüşsün. Doktor söyledi. Yok. Bir şey olmaz ona. Bilmediği bir yer değil. Daha önce de gitti geldi birkaç kere. Ya tamam o zaman. Ben bir kantine uğrayayım. Belki tıraş olacak birileri vardır. Eller kaşındı biliyor musun abi? Hadi görüşürüz. He. Nasılsın? Yorgun. Ama iyi. Tansiyon falan var deyince geçenlerde. İnanmadım Allah var. Bilseydim. Yoktu tansiyonum filan. Elinden kurtulayım diye demiştim ona. İşe de yaramadı ya. Ne öyle? Arabadan atlamalar falan. Maymun gibi. Yaşına başına bakmadan. Değdim yani. Ha? Değmedi. Yok. O ne o? Ne iş? İnce mevzular zormuş Beydiriz. Ben o zaman doğru olanı yapmıştım. Aileyi korudum ben. Ama bakıyorsun öyle değilmiş. Sen bir taş atıyorsun suya. Küçük. Ne olur ki diyorsun. Dalgası geliyor gene seni buluyor. Anasını satayım. Ben bugünleri göreceğim bilseydim. Yapmazdım Bitiriz. Sıkardım kafama. Olur biterdi. Paşa. Benim bulmacam var lan kahvede. Onu çözüyorum, o bana yetiyor. Bana dolan başlı konuşma. Ne söyleyeceksen düz söyle. Düz. Neden kalp krizi geçirdim biliyor musun? Bilmiyorum. Oğlunu bulacağım dedim ya sana. He. Bulamadım. Sonra dün gece Kasım geldi depoya. Bizim Kasım, evet. Mihriban'ı vuran. Yırtık dondan çıkar gibi çıktı geldim. Canımı açtım. Oğlunun kim olduğunu öğrenmiş. Onu söyleyince patlatmışız kalbi. Öyle işte. Ha. Ne demek öyle işte? Kimmiş? Sana bir şey olacak diye korkuyorum İdris.
Lan! Karın mısın, anan mısın lan? Sana ne? Konuşsana, kimmiş? Saadettin. Bartolo mu? Ne olmuş ona? Öldü o Cihangir. Kalp pamp derken kafayı mı yedin lan sen? Kasım Mihriban'ı vurmuş. Ben oğlunu ailesinin yanına göndermişim. Nereye gönderdim onu bile bilmeden. O oğlan Salih'miş. Sonra ne olduysa, ne yaşadıysa Bartolu Saadettin olmuş. Bartolu Saadettin senin oğlunmuş.
Alişo! Amca! Amca! Yardım et! Yardım et! Neden? 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 Temiz efendim, girebilirsiniz. Medet, sakin, sakin, sakin. Sana zarar vermeye gelmedim. Seni kurtarmaya geldim. Bitti artık, tamam, bitti. Bak, abin benim dostumdu. Sen de onun kardeşi sayılırsın. Benim de kardeşimsin. Bak. Yamacın adamları görüyor musun? Abini öldürdü, doymadı. Psikopat. Psikopat. Ama merak etme. Bunun hesabını soracağız. Hadi kalk. Sadece bir mahalle olarak görüyorsun ya. Ben ona üzülüyorum amirim. Çukur sadece bir mahalle değil. Ev. İçinde ailesiyle yaşayan bir ev. Hırlısı, hırsızı, sarhoşu, etini satanı, kopmuşu. Evet, manyak bir aileyiz. Ama aileyiz. Başlarım beyefendisi. Düşmanın paşa değil. Senin bir tek düşmanın var. O da abini öldüren, seni insanlıktan çıkaran Yamaç'tan başkası değil. Bak, ben senin intikamını alırım. Yani eninde sonunda intikamını alırım ama insan kendi intikamını başkasına bırakmak istemez. Onu da bilirim. Başımda kesilmiş nefesim, kısılmış sesim. Sanki çok yakılmış deniz. Gözümde sanırlar gerçeğin tılsımı yedik. Mahallem fişlenmiş, basılmış evim. Sıkılmış beni, belki bir ağaç, belki bir kedi. Vefa servetim dedim, sevda hayledir denir. Cebimde çakım var, kalbimde hasretin kiri. Bilirsin ansızın kapana kapılar açılmaz geri. Bir dünya gözümde arkada silik.
yaş el derinliği. Kaçıralım azı görmeyeyim diye bu hülya gözüme perdeyi çeker. Ama bilmiyor ödenmiş bedel, güneş yarına gebe. Tercümesi zor bir şeye dönüşür yaşam. Bölünür sofran, içinde endişe dövüşür hırsla. Bugün üstümde gökyüzü parlar. Yeter gerçekliğin her gecede şüphe hükmünü sağlar. Kaybolur yastığın, sökülür yorgan. Ah, görmüyor onlar. Bilmiyorlar çiçek koklamayı. Bilmiyorlar neden kaçtığımı. Bilmiyor kavgayı, bilmiyor aşkı. Her şeye inat, bitmiyor şarkım. Kimse duymuyor alkış. Değişir her şeyin kimliğini iter. Devrilir duvarlar, ismini siler. Bırak kimlerin olanı. Bunlar kimleri yalanı. Bugün kirlidir sokağım. Herkes her şeye hazır, ben hazır. Umursamayacaklar incelim kopanı. Hadi abicim, eve gidelim. Niye eve gidiyoruz ya? Gel.
Medet abimi vurdu. Selim abimi. Sen vurdun. Selim gidiyor. Bir abimi aldın. Öbürü de ölüyor. Selim ölürse seni yaşatmam. Ben ölmedim mi zaten?